Vole Plus ekranlarında Spor Saati programına hoş geldiniz. Ilgaz abi merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, geldin. günaydın. Günaydın. Bugün pazartesi çekiyoruz programı. Gündem yoğun. Evet. İki tane maç oynandı dün akşam biliyorsun. Aynı Sen de saatte. yayındaydın. Aynı saatte. O da erken başladı aynı saat maçları bizi bayağı bir zorluyor. Evet SporX'in başlığıyla başlıyoruz. Galatasaray'a 3 puan Yunus'tan. Doğru. Galatasaray 1-0 kazandı. E, oyununu biraz değerlendireceğiz. Yani eleştiriler de var ki haklı eleştiriler. Hakim kararı e, maçta çok konuşuldu. Mertens'in pozisyonu hı hı. verilmeyen. Galatasaray'ın beklediği salayla yakaladığı penaltı pozisyonu. E, nasıl bir Galatasaray gördün sen Alanya karşısında? Bağımsız olarak önce maçı konuşacak olursak. Hı hı. Evet. E, şu, Alanya Spor bu ligin iyi top yapan, iyi futbol oynamaya çalışan ekiplerinden bir tanesi. En azından Fatih Tekke'nin bir ideolojisi var. Maç önce de iddialı bir şekilde bunu söyledi zaten. Israrla hafta içi çalıştığımız oyunun üzerine gideceğiz dedi. Bence maç sonu açıklamaları talihsizdi Fatih Tekke'nin. Çünkü oynanan oyunun alınan skor. Onu bir tarafa bırakalım. Fatih Tekke başka bir maç izlemiş gibi konuştu maç sonunda. Maç önüne geçtiğimiz zaman. Maç başladığında, başlarken kadro açıklandığında ben şunu bekledim. Balkoves gayet fizik kalitesi yüksek bir oyuncu. Hücuma çıkmayı da seviyor. Bir çizgi oyuncusu olarak değil bir iç orta saha olarak çıkıyor. Şutu var. O erken ortaları var. Çok e, tehlikeli kullanabiliyor bunları e, atabiliyor. Barış'la Balkoves eşleşmesi, Hadergona Yunus eşleşmesi beklerken Okan Buruk bunun tam tersini yaptı. O yüzden hakkının e, orada Okan Buruk'un vermek lazım. Kısa adımlı, çabuk ve ters çalım atabilen e, oyuncuyu Balkoves'le eşleştirdi ve Balkoves maçın 16. 17. dakikasında sarı kartı gördü zaten. Evet. Cebine aldı. Hatta hatırlayalım maçın belirli sekanslarını ne zaman Barış Alper sağa Yunus sola hı hı. geçti o zaman Galatasaray'ın hücum etkinliği de düşmeye başladı. gözü görülür bir şekilde düşmeye başladı ama Galatasaray gol pozisyonu vermedi. 92. dakikadaki Serdar Dursun pozisyonuna göre hı. ki gol olsaydı muhtemelen var Falbi. protokolü çağırıp golü iptal etmeyecekti. Serdar Dursun da hikayesinde böyle bir paylaşım var. Bir taraftar Serdar Dursun'a yazıyor nasıl atamadın o golü abi tarzında Serdar Dursun da şey demiş atsam da zaten vardan iptal olurdu pozisyon evet. demiş. Onu o da görmüş yani pozisyonu yaşamış <laughs> evet. yani. Ki hani o pozisyonun faal olmadığını varsayalım öyle bir faal pozisyonu olmadı Serdar Dursun iki senedir. Galatasaray'ın o yolculuk şampiyonluk yolculuğunda da tarihe geçen bir adam olacaktı. Evet. Geçen sene Fatih Karagümrük maçı Serdar Dursun kaleye giden topa dokunduğu için offside sebebiyle sayılmadı. Galatasaray kazandı o maçı. Yoksa beraber bitiyordu. Hı hı. Yine 92. dakika yine Serdar Dursun ve yine üstlere, dağlara, taşlara vurduğu bir top var. Serdar Dursun üzerinde böyle bir durumu da var Galatasaray'la alakalı ama bunun dışında Galatasaray savunma konsantrasyonu çok yüksekti. Galatasaray Alanya Spor'a ciddi bir gol tehdidi Serdar Dursun haricinde hiç vermedi. Ama o pozisyon gol olsaydı ve diyelim ki iptal edilmeseydi, hakem fa yok deseydi bir şey olsaydı falan da en fazla eleştirilecek olan isim de haliyle Okan Buruk olacaktı. Çünkü Tabii. bu 3 edecekti. 3-0'dan 3-3, 2-0'dan 2-2, 1-0'dan 1-1. Bundan sonrası hoca mağlubiyet mi geliyor derlerdi insanlar. Tabii. Ama e, hem Okan Buruk'un e, Yunus özelindeki e, tercihi, Evet, Icardi ile Mertens de ikisinde de aynı anda sahada olmasını ısrar ediyor. Bu çok e şimdi anlaşılabilir mi? bir durum değil. Biz Yunus üzerinden okuyoruz. Mükemmel, topu harika söndürdü ve ondan sonra vurdu. Birleşik harekettir. Bu çok zor bir birleşik harekettir. Hı hı. Hareketli pozisyonda ama tıpkı Kasımpaşa maçında e, Osümen'e yapmış olduğu pastaki gibi, asistteki gibi burada yine Gabriel Sarı'nın asistine de bir şiir yazmamız gerekiyor. Bir dörtlük yazılır yani. Derbiden beri Sarı müthiş oynuyor şu an. Yani Galatasaray Mükemmel. herhalde en iyi oyuncularından biri diyebiliriz. Yunus, Belki Günle Inis, beraber. Yunus Akgün'le beraber. Yunus ee, beraber. ya şöyle bir şey var. İlk yarıda Galatasaray bence oyunun temposunu iyi ayarladı hücum anlamında. İkinci, üçüncü golle gelebilirdi ama belli ki e, üç günde bir maç temposunu kaldırmakta zorlanıyor takımlarımız. Yani evet. Beşiktaş kısmında da bunu konuşacağız. Onlar çok belirgin. Belli bir yerden sonra Galatasaray düştü. Ee, savunma konsantrasyonuyla aslında maçı 90 dakika tamamladı. Daha önce bu savunma konsantrasyonu yoktu işte. Evet. Sıkıntı o. Kasımpaşa maçında da yoktu bu konsantrasyon. Hı -hı. Tabii o zaman Sanchez de oynamamıştı. Sanchez'in orada çok belirleyici bir durumu var bence. Peki oynaması. niçin toparladı e, şeyde e, bu savunma konsantrasyonu? Çünkü belli ki Okan Buruk'la Davison Sanchez konuşmuş. Davison Sanchez son iki maçta yaptığı gibi çizgiye doğru gitmeden. Evet. Hep merkezde kaldı. Merkezde kaldığı için de Galatasaray'ın bütün savunmasını toparladı. Hı hı. Durumu tamamen bu. Çünkü Ligas maçından önce maç önündeki e, programda e, izlemek isteyen izleyiciler bakabilir. Çünkü bazen ne dediğimizi biz bile hatırlamıyoruz. zaten hatırlatıyorlar. Hı hı. Ben demiştim ki yani Davinson Sanchez'i etkisiz kılmanın tek yolu var. Davinson Sanchez'i çizgiye taşıyacaksın. Evet Davinson Sanchez çizgiye gittiği müddetçe Galatasaray'ın merkezi her türlü tehlikeye açık. Ne zaman Davinson merkezde kalır? Sıkıntı yok. Sadece işte o bir yerden sonra oyunun artık ikinci yarısında Mertens ve Icardi'nin çok net düşüşünü gördük. Yine Mertens çıktı oyundan. Yani 60 bakıyorum dakikaya ama 65. dakikada Mertens oyundan çıktı. Ee, ama Icardi'nin çıkışı bayağı e, sarktı aslında baktığımızda. Hı -hı. Yani belki o da Mertens'le beraber çıksa. Galatasaray hiç son anlarda o kadar zorlanmayıp belki ikinci golü bulacaktı bence. Çünkü şimdi birazdan onu da konuşacağız. Yani Icardi'nin ee, geçen sezon da hani çok top gelmiyor durumu vardı ama gollerini bir şekilde atıyordu. Yani bir sıkıntı anlamında mental bir sıkıntısı olduğunu pek düşünmüyorum Icardi'nin ama Yok. fiziksel olarak artık onu bir şeyler zorluyor belli ki. Oyun olarak olmayabilir mental e, ama tabii ki özel hayatındaki e, o rüzgarlı e, durum hani fırtınalı e, durum e, biraz bozmuş olabilir. Çok normaldir insan özetlemesi yani hepimiz Hı. hayatımızdaki birçok şeyden e, etkilenebiliyoruz performans düşüklüğü de yaşayabiliyoruz. Ama mesele Icardi'nin 80'de çıkması değil de Okan Buruk'un merkeze yapmış olduğu müdahalenin çok geç kalması. Hı hı. Çünkü ilk yarıdaki Galatasaray'ın savunma ve hücum sürekliliği Alanya Spor'u oyuna hiç dahil etmeyerek oldu. Fakat 55. 56. dakikadan sonra Alanya Spor pas sürekliliğini yakalamaya başladı. Pas sürekliliği, hücum sürekliliği ve hatta da hücuma dayalı bir süreklilik getirmek demektir. Orada Okan Buruk'un daha erken müdahale etmesi e, gerekiyordu ki biz de dün akşam maç sonu canlı bunu söyledik yani. İstersen Ali Dağcı Küçük'ün bir sesli yorumu tamam, Tamam dinleyelim. Onu dinleyelim. Oradan başka bir konuya geçeceğiz. Tamam. Alanya Spor 3. bölgede özellikle yeteneksiz bir takım. Farklı bir rakip olsaydı Galatasaray için beraberlik serisi belki bugün de devam edebilirdi. O yüzden e, Galatasaray çok şanslı bir geceyi geride bıraktı. 3 puanı kazanarak ve şimdi e, Okan Buruk en azından koltuğuna rahatça yaslanıp önümüzdeki dönemin planlamasını, çözüm formüllerini üretmek için e, önemli bir fırsat kazandı. Evet, Ali Naci Küçüğün sesli yorumunu dinledik. Spor uygulamasında onda da söyleyelim, e, spor uygulamasını indirmenizi bekliyoruz. Orada evet. birçok sesli yorum, maç önü yorumları paylaşıyoruz. E, Güzel bir yerden bağlamış. Planlama konusu. Hı hı. Şimdi onunla alakalı bir duruma geçelim. Icardi'nin paylaşımı çok konuşuldu. Bir sosyal medya var. İçeride yaksaydın diye. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> maç bitti. Muhtemelen takımın tamamı stat'tan daha ayrılamadan yani basın toplantısı cahçurt demeden Icardi özel jetinde bir paylaşım yaptı. Belli İspanya ya gidiyormuş. Evet. Ki biz o esnada canlı yayındaydık. Evet. O, o sırada da şunu konuşuyorduk. Hani Icardi eğer fazla seyahat etmezse e, bu milli arada İstanbul'da kalıp özel olarak da izinli günlerinde de çalışmayı sürdürürse tabii ki izin günlerinde kimseye karışamayızı tabii. hala söylüyoruz ama bazen e, biraz fedakarlık etmeniz gerekiyor. Ha, belki de tabii ki biz böyle dışarıdan konuşuruz. Icardi'nin hareketsizliği hı hı. ki ben dün akşam oyuna derine gelip oyun kurmaya çalışmasını bağlantı olmaya çalışmasını ben diyoruz. şey yaptım o konuda e, bir sıkıntı yoktu. Ama unutulmaması gerekiyor, Icardi maçı sıfır şutla bitirdi. Evet, üç kez rakip ceza sahasında topla, topla buluşmuştu. Oyun formatı diyelim o. Hadi, hani Icardi DRN'e indi de daha farklı oyuncuları pozisyona sokmaya çalıştım Çünkü öyle, Yunus Akgün kaçarken o pas geldiğinde bir dizilime bakınca orada görüyorsun farklı bir set olduğunu veyahut da Barış Alper pozisyona girince görüyorsun ama belki de Okan Bulut ve Galatasaray'ın performans analiz ekibi şunu görüyordur ve o Icardi gayet fit ve gidebilir. Bilmiyoruz. Hı hı. Biz şu anda sahadaki duruma göre e, konuşuyoruz. Oradan çözümleyebildiklerimiz üzerinden hareket ediyoruz. Ama belki de İkali'nin e, şeyinden gayet memnundur. E, performans. E, performans değil. Atletizminden, fizik hı, kalitesinden, anladım. yani fitlik dediğimiz o fit olma durumundan hı hı. belki de Bizim gördüğümüz gibi değildir. Öyle görmüşlerdir. Veriler bunu göstermiştir antrenman verileri. Maç verisinden bahsediyorum. Antrenmanda evet, evet. da ölçümler yapılıyor ya. Belki de bizim sandığımız gibi değildir. Ama sahadaki durum biraz tersini gösteriyor. Evet. Hareketlenme konusunda, hızlanma konusunda. Daha önce e, sezon başında ve geçen sene biterken hatırlar. Yani İkali biraz daha düzelmeye başladı ama bu sezon başında iki maçta daha yapmıştı. Böyle ön direkt koşularını atıyor. Birden bir hareket değiştirebiliyor. Maçın ilk yarısında Yunus'un bir pozisyonu vardı. Yine girdi. Sağa doğru kesti mesela. Orada hmm. Icardi bir şey Galatasaray'ın ceza Alanyaspor'un da çok doğru dağılamamıştı. Ama biz yanlış görüyor olabiliriz. yanlış yorumluyor olabiliriz. Ya şöyle ki dediklerine %100 katılıyorum. Ama ne olursa olsun Icardi'nin de şu anda ne bilincinde olduğunun yani farkında olan bir isim vardı. Şu an kendisine gelen eleştirilerin de farkında. Tabii. Taraftarlar Artık, tarafından. Ya en azından şöyle bir nacizane. Hani şu paylaşımı yapmasa daha az tepki çekecekti. Evet, yeni İspanya'ya gideceği belli olacaktı ama Hı. hani maçın bitmesinin üzerinden bir saat geçti geçmemiş bu paylaşım geldi. Ben paylaşımın tümünü görmediğim için e, Hı -hı. bir etiketlenme var Yok mıydı? sadece bu. Paylaşımında. Hayır, Sadece hani bir, bir özel bir hava yolunu jet şirketini falan etti. Sadece bir mi? jet tamam. içindeki koltuklar var Anladım. işte. Anladım. Şey Şu anda önümüzdeki fotoğraf, yastıkta da bir şey var ya, hmm. bir marka olabilir marka. mi bilmiyorum evet, ama etiketlenme o... yoktu. Marka bir... gözüküyor ama ismi. Yani öyle bir durum da olabilir de. Olabilir. Gece bir, bir de üç kral yani ki. Değil mi yani biraz. <laughs> Varsa sonra. uçuş izle bilmiyorum şimdi. Bizim de o bilgisizliğimiz orada ortaya çıktı. Hani Galatasaray hangi deplasmandan dönüyordu? Bir belirli bir saat diliminde kimde o Galatasaray mı dönüyordu oradan? Ha Osman gelirken, Osman gelirken Napoli'den. ha tamam. Dönüş değil de. İşte belirli zaman aralığında havaalanı kapalıymış. Ha evet evet doğru. Var. İstanbul'da da bu var anladığım kadarıyla ki hı hı. varsa veyahut da bu yüzden mi böyle acele etti bilmiyorum ama ben İstanbul'da kalmasını tercih ederdim. Yukarı. Ya tabii şimdi Okan Buruk sonuçta milli ara güzel bir fırsat aynı zamanda ve hani ee, genelde milli aralarda zaten bir şeyler düzeliyor, düzeliyor baktığımızda yani tabii. Okan Buruk da hatta maç sonu bunu söyledi milli aranın gelmesi bizim için çok iyi oldu dedi. Ya, Okan Buruk olsam ben ilk işim işte gelirdim izin varsa izindir ama neyse salı günü mü çarşamba günü mü geldim ya, İkardi gel bir bir konuşalım seninle. Ee, çünkü Okan Buruk zaten zamanında İkardi süreçlerinin hepsini çok iyi bir şekilde yönetti. Tabii ki, ee, tabii ki burada Erden Timur'un da belki rolü vardır. Ama şu anda bir problem var ya da yok, onu bilemeyiz. Ama en azından Okan Buruk'un ya bak böyle böyle bir durum var. Bunu söyleyip ondan sonra zaten İkard'e gitmek istediği zaman gidebilen bir isim. Okan Buruk ona o rahatlığı veriyor zaten. Evet. Hatta biz bu yüzden de Okan Buruk'u övdük ve İkard'inin performansı bu yüzden de artmıştı. İkard'den de ben aynı hareketi bekliyordum açıkçası. Ya hani bir <laughs> durayım Belli ki çünkü o da farkında bazı şeylerin en azından hoca benimle konuşmak isteyecektirin bilincindedir. Ya da artık dönünce mi o konuşma yapılır bilmiyorum ama. O işin biraz Belki de Okan Buruk demiştir vardır. ki Icardi'ye git bir kafayı topla gel dönüşte konuşacağız seninle. Ya belki de o da bir ihtimal. Tabi. Buradaki eleştiri bu kadar erken paylaşım evet, yapması. Tabii, tabii. Ama işte biz ee, tam canlı yayında hani Icardi kalıp çalışırsa özel bireysel çalışırsa falan diye konuşurken jet fotoğrafı da evet. akşam canlı yayında bizim önümüze geldi yani. <gülüyor> Diğer <gülüyor> bir var. haber yine Icardi ile alakalı aslında. Icardi'nin e, bu performansını da yani daha doğrusu ona bağlı bir şey. Tim Talk'un bir haberini aldık. Arteta'nın Arsenal'e istediği 5 forvet diye bir haber yapmış. Hı hı. E, bu isimlerin arasında Victor Osimhen de var. Bunu daha önce de programlarda söyledik. Yine belirteyim. Osimhen'in Ocak ayında serbest kalma gibi bir durumu aslında yok ama Napoli sözleşmesine 75 milyon euroya serbest kalır maddesi koyduğu için oyuncu da eğer gitmek isterse muhtemelen belli bir miktar Galatasaray'a verilip Öyle. gidebilecek. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Hani Chelsea ile adı anılmıştı, Arsenal ile adı anıldı. Osimen'in ben e, açıkçası beklemediğim bir şey oldu. ve Galatasaray çok kısa süre içerisinde oyununu Osimen'e güncelledi. Yani Osimen'in planını çok çabuk buldu Okan Buruk ve öğrencileri. E, hal böyle olunca bu sefer Galatasaray eski oyununu unuttu mu? Yani Osimen olmadığında sanki 2 yani yıldır yine Galatasaray şampiyon aslında. Yine aynı isimler. Tabii ki Kerem Aktürkoğlu gitti ama format yani Mertens, Icardi, Barış Alper. Şimdi böyle bir durumda o simenin adı çok fazla anılıyor. Devre arası Galatasaray ne yapar? Bir forvet alır mı sence yoksa eski sisteme dönmeye çalışır mı? Ha, şöyle bir durum var. Ee, bir ikilem. Ee, dilemma diyelim hani aşktaki <laughs> ikilem üzerinden. Bir oyun karakteri vardı. Street Fighter'da mıydı? Hani böyle kolu atıyorum buradan bizim stüdyonun diğer tarafına kadar uzuyor. Jalsim miydi? Ee, kolu uzayan fantastik dörtlü vardı ama sanırım Street Fighter'da öyle bir karakter vardı. Böyle Jalsim mi? Öyle bir isim <laughs> vardı. Yani böyle bir, bir şuradası halkası var. Böyle eli kolu bacağı her tarafa uzuyor falan. Şimdi Osman o efekti yarattı Galatasaray evet. bile. Hani tamam Icardi ikonik oyuncu, mükemmel bir golcü. Bunlara hiç lafımız yok ama Osman birdenbire Galatasaray'ın 2-3 yıldır görmediği bir gerçekliği çıkarttı. Yani bu adam rakip savunma hattını çıkarttırmıyor. Derinde savunma anlayışı yaptırtıyor. Derinde savunmak zorunda kaldığınız için de hele ki bizim Türkiye gibi problemli birlikte savunma yerleşimi hı hı. olarak gayet problemli bir e, ligde. Adam bu oyunun tamamen biçilmiş kaftanı haline geldi Osman. Osman varsa ben e, rakip savunmayla ileri forvet attığında hatta orta sahnesini açarım ve orayı değerlendiririm ve döndü Okan Burcu. Fenerbahçe galibiyeti de böyle geldi. Evet. Derbi zaferi de böyle geldi. Pauk maçı da böyle oldu. Unutmamak hı hı. lazım. O sebepten e Osümen bir illüzyon şu anda yarattı. E işte Mertens oynayınca niye öyle olmuyor dememek lazım. Bambaşka karakterlerde bambaşka oyun anlayışına sahip isim, isimler. O Osümen de şey. Sen sordun ya daha deme o yüzden verdim bu. Ama cevabı. oyunda geriye gidiyor aslında. Sadece Icardi Mertens'te oynayınca yani Galatasaray çok rahatlıkla skoru bulma konusunda aslında biraz sıkıntı, sıkıntı çekiyor sıkıntı gibi duruyor. Yaşıyor. İşte bunu da Galatasaray'ın teknik heyet ve oyuncuların açıkladığı gibi bir ciddiyet kaybı mı? Hı hı. Öyle söylediler çünkü. Evet. E, Ligas maçından sonra Okan Burun'un açıklamaları bu şekilde Birazdan Okan Burun'un açıklamalarına da geliriz hı hı. zaten. Bilmiyorum ama o Sümen'de oynamak Türkiye'de. Hele Türkiye'deysen bir lüksü yani. Tabii canım. O yani. lüksü, o lüksü de <laughs> sonuna kadar kullanırsın. Mesela o yokken ne yapabilir mi? <laughs> evet. Devreye sokmak. İşte onu da şimdi milyaradan sonra göreceğiz. Peki şey bekliyor musun? O dönünce yine çift forvet yapacak mı sence? O güncelleme o nasıl olacak onu çok merak ediyorum. Güncelleme derken bir e, Klasik bir dörtlü savunma ikilisi, hı hı. dörtlü savunma, dörtlü orta saha iki forvet olarak düşünmemek lazım da acaba bir gerçek bir üçlü savunmaya geçiş olacak mı? Ben onu merak ediyorum. Çünkü Galatasaray'ın en azından kenar oyuncuları kanat ve oynamaya daha müsait oyuncular. Hı hı. Yani dörtlü savunmada birinin yediğini buluyorsun, bulamıyorsun. Yok Berkan giriyor, yok Kaan Ayhan oynuyor. O noktada Kaan Ayhan'ın da stoperleştiği. işte. Barış Alper Yılmaz'ın ve hatta Helert'in kullanıldığı, İsmail Yakops'un kullanıldığı, böyle switch yaptığın zaman hemen dörtlüye dönebilecek, Hı, -hı. dönebilecek bir kurgu mu göreceğiz? Hepimiz merakla bekliyoruz. Bilmiyoruz çünkü evet. ne olduğunu. Ya ben Paşa maçındaki gibi bir kurgu görmeyeceğimizi düşünüyorum bu arada. Paşa maçında o Semenikar'da oynadı ama e, dediğin gibi bir bu sefer somut olarak da sadece saha içi yerleşim anlamında değil. Evet Galatasaray birçok takımımız dörtlü gibi oynayıp üçlü oynuyor aslında bunu evet. görüyoruz ama bu sefer galiba Gerçekten üçlüye dönecek gibi geliyor. Büyük bir merakla bekliyorum. Ben de merakla bekliyorum. Çünkü şey de var. Hani burada yine Okan Burak'a büyük iş düşüyor. Ee, İkardi kesebileceğim bir forvet değil. Sebebi şu. Yani kolay kolay kesebilecek bir forvet değil. Evet. İkna etme süreci. Yani baktın gördün. E, performans alamıyorsun. Hadi yedeğe otur diyemezsin. Çok zor gibi geliyor bana. Öyle. İşte ama e, Okan e, Burak da bazen inadından mı vazgeçmiyor? ve hatta hayata dair o... Oyuna, oynama felsefesi bu şekilde mi biraz anlamak zor. Sadece şu şöyle bir söz vardır. yani Bazen güvenli sanmış olduğunuz alışkanlıklar sizi daha büyük tehlikelere sürükler. Bak yine İkardi Mertens'e başladı bu kadar evet, eleştiri evet. varken. tam Alanya Spor'u savunma ciddiyeti Galatasaray'ın çok iyi olduğu için Alanya Spor'a topu yaptırtmadı. Hemen toplar kazanıldı ama bazen bu işe yaramayacak. Çünkü Gabriel Saray'la Torreira'ya o kadar yük biniyor ki, Yunus Akgün o kadar yük biniyor ki. Bu oyunun çökme ihtimali de var. Okan Hoca'nın biraz e, güvenli sanmış olduğu, e, güvenli sandığı alışkanlıkları terk etmesi gerekiyor bence. Bakalım yani burada artık devre arası transfer dönemi mi? Belki de Okan Burak'a ilaç gibi gelecek Yok, ya da... Bir kurguyu da değiştirmek Kurgu... lazım yani. Tabii bazen. tabii yani onu yapması lazım. Bakalım yani dediğin gibi biraz o muhafazakarlığından, tutuculuğundan çıkması lazım. lazım. Evet. açıklamaları da var. Evet. Ee, evet. açıklama konusunda da şunu demiş. Milli lider giriyorsunuz diye bir soru. Ee, Kasımpaşa ve RFS maçından sonra sizin için yoğun eleştiriler de oldu diye bir soru geliyor. Yok beni eleştirmezler diyor ee, gülerek söylüyor. Klasik onun gülerek açıklamaları. <laughs> evet. Ben bugün kurtuldum, şimdi Van Bronckhorst'u eleştirirler diyor. Daha önce de bizim derbiden sonra Mourinho'yu eleştirmişlerdi diyor ve şöyle bir şey de ekliyor. Haksız veya haklı eleştiri olacak ama bir şey var umurumda değil. Benim o şekilde kaybedecek vaktim yok. Üç günde bir maç maça çıkıyorum hı. ben demiş Okan Buruk. Tabii o açıklamanın tamamını dinlemek lazım. Hı hı. Çünkü haliyle bütün spor kanallarında, tüm haber kanallarında öyle ifade edelim. E, editörlerin işi de çok zor. Oradaki çarpıcı cümleleri alıp hemen e, sana aksettirmek zorundalar. Bu cımbızla çekmek değildir de bir clickbait e, diyelim biz ona. Çarpıcı olan açıklama budur. Hı hı. Umurumda değil değil mi? Bize evet. umurumda değil gibi geldi. Başını son dinleyince acaba diyorsun Okan Burun burada eleştirilere e, kulak asacak kadar vaktim yok mu demek istiyor. Ama hangi eleştiriyi kastediyor? Bence burada daha açıklayıcı olabilirdi Okan Burun. Çünkü eleştiriden kastım şu. E, hepimiz eleştiriliyoruz mesela. Diyor ki, abi sen oyunu yanlış okumuşsun. Bu bir Evet, onun gözüyle de bakabilirim ben oyuna. Hatta bakmaya çalışıyorum. İlk gördüğüm bir e, duruma karşı, pozisyona karşı fikrimi değiştirebiliyorum. Hatta oyun yayınlayışına karşı. E, ama bir de işte e, şöyle konuşanlar da var. Okan teknik direktör değil. Aynen, böyle kullandıkları için ben kullanıyorum. Evet, evet. En azından hep Okan Buruk ya da Okan Hoca çıkar. Bütün teknik direktörlerde olduğu gibi. İşte adam değil. Ya tabii onlar çok artık... Hatta Okan Buruk istifa. Şimdi bunları mı kastediyor yoksa bizim kendi adımıza burada Galatasaray maç sonlarında ekipçe yapmış olduğumuz eleştiriler bence gayet mantıklı eleştiriler. Az yani önce en azından, mesela. Evet, bir soru soruyoruz hı hı. ve zaten eleştiri de budur. Bir olguyu daha iyi yere taşımaktır. Olguyu daha iyi yere taşımak sadece senin verdiğin fikirler değildir. Sorgulamaya açmaktır. Ama biz Türkiye'de ki değişen milli müfredatla beraber... E, o kadar çok sorgulamadan kaçınıyoruz ki sorgulama kültürünü de unuttuğumuz için hayatta her şeyi sorgulaman gerekir. Biz o sorgulamadan uzak kaldığımız için de haklı olarak da tarafkirlik gözüyle bakılıyor bu tip durumlarda. Ona da bir şey söyleyemiyorum ama eleştiri dediği bence bu. Hı -hı. Yoksa Icardi Mertens durum üzerinden konuşurken, daha farklı oyuna dair eleştiri yaparken e, bence bizim bir saygısızlığımız da yok yani. Tabii canım. Yani şey, herhalde, nacizane şöyle bir şey söyleyeyim. E, Okan Buru 2 yıldır Türkiye'de başarılı yapan durumlardan biri de saha içi verdiği kararlardan kararlar kadar aynı zamanda saha dışındaki sakinliği ve e, bir basmasıydı topa. Hı hı. Onu bazen Kaybediyor. puan kayıplarında yapıyor. Puan kayıplarında onu kaybettiğini gördüm zaman zaman. Hı hı. Atıyorum iki sene önce daha az vardı. Geçen sene biraz daha fazlalaştı. Bu sene biraz daha, daha fazlalaştı. fazlalaştı doğru. Onu yaparsa bir yerde işin ucu kayabilir. Kaymış. Ama ben sana katılıyorum. Yani Okan Buruk'un Samimi eleştirilere bunu söylediğini düşünmüyorum. Ben de öyle düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. Düşünmek de doğru. istemiyorum. Gerek öyle de söyleyelim. yok kendisi açısından. Kimse açısından yani. gerek yok. Ama artık bu kadrolar... Bak Şampiyonlar Ligi takımıyla makas açıldı. Çok doğru. Hı -hı. Yani gerçek şampiyonlar takımı. 5 büyüklükteki şampiyonlar ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden takımlarla beraber. E, ama Avrupa Ligi'nde o kadar açık bir makas yok. Tabii. Bunu bir e, kabul edelim. İkincisi... Okan Hoca'nın yani Okan Burun kendi futbolculuk zamanında Fatih Terimle beraber geçirdiği o süreçte Galatasaray'ın Avrupa Kupasını UEFA Avrupa Kupasını almış olduğu süreçte Galatasaray Young Boys gibi takımları içeride 3 dışarıda 4 ve hatta tam tersine atarak uğurluyordu. Hı hı. Şimdi burada Young Boys maçına eğlenmek Galatasaray taraftarının kalbini kırdı. Hala midesinde yumruk var. Tabii canım. Ve sonra işte biz zirvedeyiz. dikte hala pu puanladığımız yerdeyiz deyince e, o zaman da Galatasaray'ın kuruluş hikayeleri, Ali Sami'nin o meşhur e, lafı akla geliyor. Amacımız Türk olmayan takımları yenmektir ki Galatasaray bunu 95 yılda gerçekleştirdi. Türkiye e, kupa kazandırdı. Hı hı. Normal şartlarda Amerika'da olsaydı bu durum ve hatta Avrupa'da başka bir şey de olsaydı, lobisi güçlü bir ülkede olsaydı böyle e, 100 milyon dolarlık, 200 milyon dolarlık film olurdu. Şu kasabada işte bir takım otobüsü bozulmuş da işte oradaki çocukların hayatı tutunma çabasını bize sportif başarı olarak yutturuyorlar kaç yıldır o Tabii. yani. yani. <laughs> <laughs> yani Galatasaray bir okuldan kurulmuş, küllerinden doğmuş, bir mektebin küllerinden var olmuş bir kulüp olarak 95 yılda bu başarıyı kazanmış ki muhtemelen de bir daha zor yaşayacağımız bir başarı. Hı -hı. Onu bir film haline getirecek varken Okan Bruck o takımın bir parçasıydı. Siyonlar, Sengalenler falan böyle çıtır çerez olarak geliyordu yani. Tabii. Şimdi Young Boys eleniyor, eleniliyor. Ya da Riga Skola ile beraber, beraber kalıyor. Evet 26 maçta 24 galibiyet aldı Okan Buruk. Son 26 maçta yanlış hatırlamıyorsam. Veyahut iki kez kaybetti diyelim biz ona Hı -hı. daha doğrusu. 24 demeyelim de. Hı -hı. 26 maçta galiba iki kez kaybetti. Ama işte bu ligdeki kaybedişleri mi kastediyor bilmiyorum. Bazı kaybedişler can açıtıyor. Young Boys kaybedişleri can acıtır. can açıtır. Rigas Hı -hı. beraberliği can açıtır Galatasaray taraftarında. Orada Galatasaray taraftar haklı. Yani Galatasaray'ın sadece şunu söyleyeyim önceliği e, her zaman sadece Galatasaray'ın da değil bu arada takımlarımızdan. Tabii ki lig şampiyonu olacaksın. Avrupa'da bir arada bir yürütelim artık ya. Yani. Kasımpaşa'yla ile bugün berabere kaldığında evet yine eleştirileceksin. O ayrı kalış biçiminden dolayı eleştirildin Tabii sen ki. ama. Ee, Skola'yı 2-0'dan 2-2 verince daha fazla eleştirilirsin ya da yak boy ince. Tabii. Keza işte aynı şekilde yarın öbür gün Fenerbahçe böyle bir takıma, atıyorum Lille'de eleştirilirdi. E tabii canım Fenerbahçe evet. var der ellendiğinde neler dedik yani. Yani gibi. Aa, yani olmaz yani. Olmaz böyle şey. Olmaz gerçekten da olmaz. Da yani. Keza öyle. Ee, geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'a eski dost şoku demiş SporX. Berabere de kaldı Gaziantep'le son dakikada yediği golle. Maksim attı golü de eski dostu Orban geliyor. Tamam. Ee, yani Beşiktaş'ı da biraz seyretme şansım oldu benim yani zapping yaparak daha doğrusu aynı anda izleyemedim ama oyunun belli bölümlerinde e, yine Galatasaray'da gördüğüm şeyi söyleyeceğim yine bir yorgunluk var çok belli Hı -hı. Avrupa dönüşü maç her zaman zordur ee, ki Van Bronckhorst'un bazı tercih hataları da olduğunu düşünüyorum ee, özellikle oyuna giren kısımda yani Semih Kılıçsoy eleştirisi var Semih Kılıçsoy üst üste 7 maçta ilk 11'de başlamıyor süre Dün hiç süre almadı mesela. Oyuna dahi girmedi. ya ee, Beşiktaş'ın o ikinci golü artık atması lazımdı. Yani Beşiktaş'ın neden o birinci golün ikinci gole... ...arada bir yaklaşık 60-70 dakikalık bir süre varken... ...o gol bir türlü gelmedi. Ee, tabii sakatlık oldu. O çok büyük bir etken. Yani Paulista nasıl ki imobile hücumda Beşiktaş'ın lideriyse... ...Paulista da savunmada lideri. Onun sakatlığının da etkisi oldu ama... E, ...tercih hataları da vardı. Özellikle ben hep söylüyorum... Artık bunu net şekilde söyleyebilirim. Yani Mario'nun ben Beşiktaş'ı biraz oyununu e, geriye gittiğini demeyeyim. Ama biraz olumsuz anlamda farklılaştırdı. Yani Mario kanat oyuncusu içe yaklaşıyor. Kendi bilincinde de bunu yaptığını düşünmüyorum. Yani oyun alışkanlıkları. E, bu sefer Rashista'da dün mesela yoktu. Kanatta Muçi oynadı. Ki bence fena bir maç çıkartmadı Muçi. Frankfurt maçında da fena oynamamıştı ama e, Semih'in de yedek kalması sonucu hücumda üretkenliği biraz düştü Beşiktaş'ın. Yani e, şimdi tabii ana e, maçı olarak ben Galatasaray'ı izledim. Hı hı. Yani onu söyleyeyim. O yüzden Beşiktaş'taki bazı pozisyonlara şöyle bir ikisayar ucundan e, bakıyorum. Yani kendi önümde de e, tablet açtım. Yine e, bizim şirketin sağladığı tablet de vardı. Ama hani bir şey kaçırabilir miyim kaçırmayayım diye tehlikeli pozisyonlarda sesi de oraya verdim. Hani hı hı. yukarıda maç izlerken çünkü şey hep beraber maç izliyoruz. Tabii. Biraz sıkıntı oluyor. 3-4 tane maç izlediğimiz yer var bu arada. hani <laughs> e, Bizim şirketimizde onu e, söyleyelim. Evet. Benim hep gördüğüm şunu mesela, mesela Pavlis'in için sakatlandı. Yine Okar savunma hakkında saktı içimi. Gaziantep bir oyuncuyu, Okar mi miydi, miydi hatırlamadım. Hı hı. Pavlis ona müdahale ederken sakatlandı. E, sadece Okar Eke 3 kere Mert'le burun buruna kaldı. E, Gaziantep attığı golde yine Mert nokta burun ise ortada bir problem var demektir. Hani e, biraz böyle görebildiğim pozisyonlar kadarıyla Bahar'a çare geldi beraber. Baya böyle ben geliyorum dedi. Hani ben Tabii. geliyorum dedi, 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 dedi. Burada ben sadece Semih üzerinden eleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Salih Uçan'ın niçin oynamadığını çok e, merak ediyorum. Bu kadar takıma katılamayacak derecede e, yapamayacak bir oyuncu bu Yapabilecek bir oyuncu bence. Geçen sene özellikle geniş alanda yakalamış olduğu e, büyük maçlardaki pozisyonlarla hatırladığımız Can Keleş'in niçin şu rotasyona dahil olmadığını merak ediyorum. Onur Bulut dahi oyuna girerken. Hı -hı. Bahtiyar bak oyuna girerken Can Keleş Neyi yapamıyor? Soracağım hı hı. sorulardan birisi bu. Veyahut da e, Giovanni van Bronckhorst'un için değerlendirmiyor. Bizim geçen sene özellikle büyük maçlarda izlediğimiz performansına göre gayet iyiydi. Bu dar alandan da çıkabilen, geniş alanda da uzayabilen bir oyuncu Cankeleş. Hı, hı O yok. SMİC'le soy geçen sene Vincenzo Montella kadrodan çıkarttı, e, Ümit milli takıma yolladı diye kopan gündemi hatırlayalım hepimiz. Öncelikle bu, o gün neler söylenmiş hem Beşiktaş'ın yöneticileri, yetkilileri tarafından. Tabii resmi kanallar aracılığıyla. Resmi kanallar aracılığıyla. E şimdi Semih 7 maçtır 11 başlamıyor. Evet. O zaman şunu söylenecek Giovanni Van Bronkos'ta. Hocam bak biz geçen sene A milli takım üzerinde böyle bir fırtına kopardık. O fırtınada da belirli bir kesim arkamızı aldık. Evet Semih kendini kanıtlamış bu öncüden hiç yollandı, yollanmadığı hikayesinde. Şimdi senin de bir açıklama yapmak mecburiyetinde var. Eğer iş teknikse, ya da dün akşam Alec'in söylediği gibi, ona daha önce Musrati'nin geleceği istihbaratını veren istihbarat e, polisi, tabii ki <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, ülke, ko, ülkeyle alakalı değil de bu Beşiktaş'la alakalı Musrati haberini o vermiş Alece'ye. Brakadaki çocuk geliyor demiş yani Hı -hı. falan böyle. O, o söylemiş. Semih Semiklüsün 20 artı 8 artı ikilik bir bonuslarla satıldığını söylemiş mesela dün Alece'ye. Yani o da... O zaman biz bunu da bilelim. Yani. Tabii tabii yani Çünkü bunu bilmemiz lazım. Çünkü geçen sene Beşiktaş kendince haklı sebeplerle, kendince özellikle söylüyorum. Semi Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi için bu kadar büyük fırtına kopardıysa, şimdi Semih Kılıçsoy'un niçin oynamadığını e, öğrenmek için bizim fırtına koparmamız o kadar haklıdır ve doğru sorgulamadır. Ama şu da bir yandan aklıma geliyor. Van Bronhorst e, gençlere şans veren bir teknik adam. Yani hı. Mustafa Erhan Ekimoğlu'nu. Çıktı. Ayaksın. Ayaks deplasmanında 11 başlattı. Kariyerinin ilk 11 maçı Ayaks evet. gibi zor bir deplasman. Ve açıklamasında da Semih Kılıçsoy hakkında biraz e, yokuş yapan bir açıklama yapmış. Yani çok net bir şey söylemek istemiyor bence. Klasik açıklamalar yani genç ve gelişim gösteren bir oyuncu bu sene daha iyi olacak. Hani çok net bir şey söylemiyor. Bir önceki maç Semih'in için oynamadığını biliyor demişti ama. Mesela o da var. Şimdi belli ki bir şeyler oluyor. Var bir şey var. Ee, ya hani transferden de bağımsız belki Semih'in bazı işi oldu. Van Bronckhorst bu hoşuna gitmedi bilmiyorum ama ben şuna net eminim. Yani Van Bronckhorst e, gençleri oynatan bir teknik adam. Feyenoord'dan beri bu alışkanlığı var zaten. Hep böyle. Rangers'ta Feyenoord'ta ve hani Semih Kılıçsoy'la alakalı çok net bir sorun olmasa Semih'i de bir şekilde değerlendirirdi diye düşünüyorum. Belli ki ya transfer var. Alecen'in dediği ya da daha doğrusu ona öyle bir iddiada iddia da gelmişti. Ya da artık aralarında bir sürtüşme, bir tartışma oldu. Ama burada Beşiktaş yönetimi Dediğin gibi araya girip ya hocam ya bu adam da böyle Bak, bir biz adam. Biz geçen sene bu kadar yaygarı koparttık. Evet. Resmi sitemizden, resmi kanallarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan böyle bir açıklama yayınladık. Diyebilirdi. Şimdi biz ters köşede kaldık diyelim. Çünkü Beşiktaş yönetimi ters köşede kaldı. İnsanlar da haklı olarak geçen sene o kadar tabii. fırtınayı koparmıştınız, yaygarı yapmıştınız. Şimdi niye konuşmuyorsunuz diyor. Haklılar. Rafa Silva da bu arada yine formsuz isimlerden biri. 29 Ağustos'tan beri gol katkısı yapamıyor Rafa Silva. Lugano maçında en son bir gol, bir asist yapmıştı. Hı hı. 7 maç olmuş Rafa Silva'nın skora katkı etmediği maç. Ki bu da bir tesadüf değil kesinlikle. Beşiktaş'ın oyununun sallantıda olduğu süreç o 7 maç neredeyse. Yani bir Trabzon maçı ile başlayan bir süreç. Devamında işte Eyüp Spor. Evet arada kazanılan rahat bir Kayseri Spor galibiyeti var. 3-0'lık ama Rafa Silva'nın da takıma ne kadar etki ettiğini görüyoruz. Performansı nasıl arttırılır? Orası artık soru işareti. Ya Bence da... e, sorun e, Rafa Silva değil de takımın e, diğer geri kalanın, Immobile ve Podolski gibi oyuncuları, Jason Fernandez koyuyorum. koyun. E, hem yorgun düşmeleri, Beşiktaş çok dar bir kadroyla oynuyor. Evet. Ve belirli oyuncular çıkıp belirli oyuncular dahil olunca da e, oyun tamamen e, geriye gidiyor. Dün akşam olduğu gibi, hı hı. yani dün akşam o değişikliklerde olduğu gibi. Daha deminki benim sorgulamama sebepti. Birazcık taze oyuncularla beraber Rafa Silva'nın da çehresini değiştirebilirsiniz. Bu onlar çok iyi oyuncak da Rafa Silva tekrar eski performans verecek değil. Daha az yorulabileceği bir e, kurguda e, kullanmak e, gerekiyor. Çünkü her şeyi biz Rafa Silva'dan bekler olduk. Evet. Adamın top ayağına geldiğinde başka bir sanatkarlık e, gösteriyor. O sanatçı kişiliğini gösteriyor. E tabi şimdi Rafa Silva e, dar alandaki dripling becerisi, hızlanma becerisi çok yüksek olduğu için faullere de maruz kalıyor. E biraz da çözüldü bu iş e, tabii haliyle. İşte dün de Rafa Silva mı sağ ön oynadı, Joao Mario mu sağ ön oynadı. Tamamen karışık bir durum Hı -hı. vardı. Görebildiğim kadarıyla bahsediyorum. Hani Maça tam hakim ol olamadığım için bunu üstüne e, basa basa söylüyorum. Biraz zor bir durum ama bence problem Rafa Silva'da değil. Evet, e, ben de katılıyorum sana. Çevresinde. Aynen. Ancak derler kızların klasik ayrılma cümlesi vardır. Sorun sende değil bende diye. E. Yani <laughs> burada da sorun Rafa Silva'da diye. yani. Yani orada işte biraz semik kılı mı ya da başka bir tercihle mi Rafa Silva daha efektif hale efekt getirilebilir. Merkezi de değiştirmek mi gerekebilir? Bazen hani Türkiye'deki belirli maçlarda Joao Mario, Jason Fernandez ve Rafa Silva bir Portekiz üçgeni evet. mükemmel bir Band iş yapabilir de bence. Bunu ben bunu söylemişim. Hala da bunda ısrarcıyım yani. Hı hı. Hala da bunda ısrarcıyım. Ama semiyi çözmek gerekiyor. Evet, bakalım. Yani ben Beşiktaş'tan ben Kısa zaman içinde bir açıklama bekliyorum bu konuyla alakalı en Yapıması azından. Lazım. Çünkü taraftarın da ona göre evet. Van Bronck değerlendirmesi lazım. Son olarak Fenerbahçe'yi yaşlı kurtlar sırtladı. Fanatik haberi. Hı -hı. Fenerbahçe biliyorsun bu haftayı bay geçirdi. Bir inceleme haber. Ceko ve ile alakalı. Şu anda takımın attığı toplam gol sayısının yarısında neredeyse yani 27 golün 14'ünde Tadic-Ceko katkısını görüyoruz Fenerbahçe'de. İşte burada da şöyle bir olay var. Herhalde sezon başından beri oyuncu anlamında en çok eleştirilen isimlerin başında Tadiç geliyor zaten. Ceko eleştirileri biraz azaldı gibi. Yani hı hı. Şu an e, Tadiç ve Şimanski özelinde daha çok eleştiriler. <laughs> Ama görünen de bir gerçek var. Bu iki ismin takıma olan katkısı. Evet yaşları da var. E, biri 39 biri 36 yaşında. E, şimdi şöyle ki yani Fenerbahçe taraftarı... Bir e, Tadiç tamamen oynamasın demiyor. Hı hı. Bazı maçlarda alternatif olarak bazı isimlerin değerlendirilebileceğini söylüyor. Ama Ceko ve Tadiç özelinde yani Fenerbahçe'nin hücum hattını düşünecek olursak tek başına Tadiç veya Ceko değil. Tadiç Ceko atıyorum İrfan ennesri şeklinde düşünmemiz lazım bence. Çünkü Tadiç'in değil de İrfan'ın oynadığı senaryoda ennesri Ceko özür dilerim ne kadar katkı verebilirlerdi? Soru işareti ya da atıyorum Tadiç oynuyor, Ennesri ileride yani biraz ikili düşünmesi lazım. Ee, çünkü çok fazla eleştiri var Tadiç özelinde de. Anlamadığım bir şekilde. Ben yani Tadiç eleştirilerine pek katılmıyorum geçen seneden beri. Ee, özellikle e, Serdar Çelikler de çok takmıştı bir ara. Evet. Hala, Hala takıklı olabilir. Öyle. Hala takıklığı düğünümde var mı? oynatmam diye. <gülüyor> <gülüyor> yani e, ben de düğünümde halay başı yaparım Tadiç'i. E, şimdilik ama. Hı -hı. Yani, tabii ki bak bu oyuncular düşüş yaşayacaklar. E, mesela hala aynı. İdareli kullanmak ve onları idareli kullanırken de onların arkasından gelecek oyuncuları doğru şekilde hazırlayabilmek. Hakkını verelim. Geçen sene e, İsmail Kartal özellikle Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutan oyuncuların başında Mişi Başvay'a geliyordu. Hı, -hı. Son dönemde. Şimanski de tamamen skordan düştüğünde hatırlayalım. Evet hatta da bir ara skordan düştü. da tamamen skordan düştüğü zaman dilimde e, Mişi taşıdığı e, bir gerçekliği vardı. Onda da Avrupa'da konferans liginde Mişi Başvay'a 11 başladı. Ve hazırladı. Kendini hazırlayabildiği e, lige. Burada Enes o sebepten Twente maçında 11 e başlaması değerliydi. Hı hı. Şimdi Ceko yaşayacak bu düşüşü çünkü hani 38, 35 39 arasında çok büyük fark vardır. Evet. 36 ile 39 arasındaki o büyük fark olduğu ki bu adam yaşaldı tekrar. Tekrar yaşaldı. Enes'i nasıl dönecek? Enes'i döndüğü zaman sen Maksimen'le bir oyun mu göreceğiz? Yoksa sen Maksimen'in de devre dışı kaldı. Dushan Tadic'in de devre dışı kaldı. Filip Kostiç'li ve Elifancan Kahveci'li bir mu göreceğiz. Merkezden Hı. daha dikine gidebilen ama kanatlarda ters ayaklı oyuncuların olduğu. Evet. Ve beklerden doğru katkı alabildiğiniz. Beklerden doğru katkı alabilmek için de Filip Kostiç varken oyunu daha farklı bir şeye dönüştürebilirsiniz ama e, Osai Mert Müldür kanadından da çok doğru bir hücum katkısı almanız gerekiyor. Bu bayağı bir denklem. E, Jose için Yani şunu çıkarttım bunu çıkarttım değil. Bu oyuncuları denklemden çıkarttığımda denkleme sokacağım oyuncularla ne yapabilirim? Endesri'yi en çok ortalara verici verdiği kafa vuruşu refleksleriyle görüyoruz biz. O konuda mükemmel adam. Bakınız Göztepe maçında attığı gol. Aynısından bir tane de kaçırdı golden bir iki dakika önce. Hı hı. E, bu adam doğru beslenirse doğru gol yiyor. Burada da hı. şunu söyleyenler oluyor. işte abi 20 milyon euroyu sadece kafa gol atsın diye verdik. Haklısınız. Ona da bir şey söylemiyorum. Ama e, Twente maçında bir girmiş olduğu pozisyon. Yani kaleci handball refleksiyle çıkarttı. Bir şey söyleyemem. Ayağının dibine vurabilir miydi? Doğru soru oydu ama hmm. anlık gelişiyor. Ee, bir de e, çekti soluyla sahile vurduğu top falan evet. vardı. Kornere çıktı. Kornere, Kornere çıktı. Oldu. Bu hareketlilikler sanki biraz daha olumluya dönecek gibi e, duruyor Fenerbahçe hmm. cephesinde. Ama haklı olarak da insanlar Türk, ya, Türkiye'de hemen her takımda olduğu gibi o kadar bonsai serilen oyuncunun doğrudan 11'e yerleşmesini bekler. Buna bir şey söyleyemem. Yani acizane Fenerbahçe'de eğer e, tadi Ceko ile alakalı yani ya ikisi oynar ya ikisi oynamaz gibi geliyor bana. İkisi aynı anda sahada kalır veya ikisi aynı anda sahada kalmaz. Daha demin söylediğim buydu. Evet. En neslinin Çünkü e, tabii. Oyunda. Ya şimdi lig uzun bir maraton. Mourinho'yu da aslında şöyle anlıyorum. Hani İrfan konusunda açıkçası farklı bir nokta İrfan. Yine yani, bilmediğimiz bir durum var orada bence. Belki de. Ya şimdi sözleşme ihtimali de var. İrfan'ın sözleşmesi bitiyor sezon sonunda hani belki hani o sayı için üzerine şekilde. bir e, planlama yapmak istemiyor olabilirler. Ben seneyi yaptım ama önümüzdeki sene olmayacak sene için böyle bir planlama yapalım Hı -hı. demiş olabilirler. Sözleşmelerde bir inatlaşma var ise, var ise Evet. Ya aynı şekilde o için de geçerli bir, bir durum. Içine geçerli. Yani e, zor bir denklem dediğin gibi. O zaman Çünkü... açıklasınlar. Bak Çağdaş Atan mesela e, Hı -hı. Emirhan İlkan şimdi geçmiş olsun. O da çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Çok da iyi oynuyordu Başakşehir'de geçen sene. E, ligin bitimine 9 ya da 10 hafta kala e, Çağdaş Atan dedi ki e, önümüzdeki seneyi benim planlayabilmem için Emirhan'da da konuştuk artık onu oynatmayacağız dedi. Hı hı. Oynatmadı Emirhan İlkan'ı. Sonra niye Dubai'yi oynattı diyebilirsiniz. Bilmiyorum. Ama belki de o zaman için e, o yapabileceği bir planlama vardı. E, varsa da böyle bir şey bir yerden sonra bilmek gerekiyor. Tabii. İrfan'la, Osay öyle anlaşamadık. Anlaşana kadar da bizim de önümüzü rahat görebilmemiz açısıyla şimdilik oynamayacaklar diye söyleyebilirsin yani. Bakalım ya ben Mourinho'nun bu dengesinden memnunum ama yani e, İrfan dışındaki denge Hı -hı. yani İrfan'ı bilmediğimiz için yani bu Tadic Nesri İrfan gibi duruyor şimdilik ya da dediğin gibi sol bekte yani iki farklı kadro göreceğiz en azından belli üçlü yerlerde. Muhtemelen üçlü savunma. Osterwold'de Ciku ve Beckham'ın var Aynen öyle. daha kanat bek olduğu, evet. o sahinin de muhtemelen öbür kanat tarafta. Ee, o yüzden bakalım görelim ama Tadiç ve Ceko konusunda da bir yerde bir şey diyemiyorum ki ikisi de hala katkı veriyor. Tadiç takımın en skorer ikinci oyuncusu, evet. Ceko da birinci oyuncusu. Hani şey durumu olmaz. Ceko'yu kestim. Hadi Nesri olsun. Ya bu iki futbolcunun tek ortak mevki, şey, şey mevkisi. O kadar. Santraforlar sadece. Sadece santraforlar. Ee, i̇şte keza Tadiç-İrfan biraz benzerliği var ama işte Ceko'yla Tadiç oynayınca bir mana kazanıyor. Hı, -hı. Keza yine aynı şekilde Nesri ile biraz İrfan gibi gözüküyor şu an için. Hangi Tadiç? Yani Ferdi ile beraber sol tarafta oynayan Tadiç mi? Heh, bir de o da var. Mert Müdür ile beraber sağ tarafta oynayan Tadiç mi? Arada çok ciddi bir fark var. Fark var tabi tabi. Yani evet, tadiç ile Osterwolde'nin oynamasında bile fark var bu arada. Hı hı. Orijinal olarak. O yüzden denklem orada biraz... E Zorlaşıyor. Bakalım bekleyelim görelim milyara 3 takıma da iyi gelir muhtemelen bu anlamda bakacağız hani bazı yapabilmek istediklerini görürüz milyardan sonra nasıl dönecekler muhtemelen süperlikteki diğer takımlarda adaya veda edenler olacak Tabii. onlar teknik, e... <laughs> <teknik> değişikliği <laughs> olacak mutlaka olacaktır <laughs> evet ağzına sağlık kardeş <laughs> abi sağlık kardeşim. Ee, tekrardan izleyicilerimize yorumlarını bekliyoruz beğenilerini abonelerini bekliyoruz. Ee, tekrardan başka bir spor saati programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.